Bizim ölçümüz İslam'dır. Ve bizim ölçümüz olan İslam bizim için bir kardeşlik ölçüsü koymuştur. O ölçü de şudur. Müminler ancak kardeşlerdir. Müminin mümine nispeti veya müminle ilişkisi ancak kardeşliktir. Ve biz de parti, mezhep, meşrep ayrımı üretmek için bütün müminleri kardeşimiz olarak biliyoruz. Kardeşlerimizle bir araya gelmeyi, biraz önce dediğim gibi kendimize bir vazife atfediyoruz. Sizler her biriniz belli bir kitlenin temsilcisi olarak buradasınız. O yüzden belki sizlerle yaptığımız işleri, belki on binlerle yapmış bir işçer olarak kabul edeceğiz. Ve memleket meseleleriyle ilgili sizlerin düşüncelerini almak, bunları değerlendirmeyi kendimiz için bir zenginlik, bir fırsat olarak değerlendireceğiz inşallah. 4,5 ay önce buraya geldiğimizde bu anayasayla ilgili konuştuğumuzda demiştim ki biz 9-10 yıldır diyoruz ki mutlaka yeni, tamamen sivil, adil bir anayasa yapılmalıdır. Bu Türkiye'nin ihtiyacıdır. Ve o zaman için yakın geçmişte Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle bir açıklaması oldu. Artık bunu konuşmanın zamanı gelmiştir dedi. Nasılsa Sayın Cumhurbaşkanı yeni bir anayasa yapılması gerektiğini dillendirdi. Artık bu iş olur, kendi mecranda yürür diye rahmete kapılırsa korkarım ki bu iş olmayacak. Ya da olmama riski var. O yüzden tabandan bir talebin yükselmesi lazım. Yani İslami hassasiyeti olan, bu meseleyi kendine dert edinen insanlar nasıl bir anayasa istedikleri konusunda biraz ses çıkarmaları gerekiyor. Biraz talepkar olmaları gerekiyor. Yoksa iş sadece Ankara'ya bırakılsa, sadece siyasi partilere bırakılsa hatta, yani sadece iktidara değil, iktidarıyla muhalefetiyle sadece siyasi partilere bırakılsa, çok uzun bir süredir, yani 10 yılı aşkın bir süredir, neredeyse bütün siyasi partiler yeni bir anayasa yapılması gerektiği konusunda ittifak ettikleri halde yeni bir anayasa yapamıyorlar. Çünkü anlaşamıyorlar. Çünkü her birisinin tarafları farklı. Ya da arada bir gündeme gelip bir müddet sıcaklığını koruyor, sonra o şeyler rafa kalkıyor. Şimdi bununla ilgili o talep oluşturma gezisi olarak isimlendirdiğimiz ziyaretlerden pek çok yaptık. Sadece Kocaeli'ye gelmedik elbette. Farklı farklı bölgelerde, memleketin farklı köşelerinde bu ziyaretlerimizi yaptık. Sivil toplum kuruluşlarıyla sizin gibi değerli kardeşlerimize bir araya geldik. Onlara dedi ki bir talep yükselttim. Basınla bir araya geldik. Sağ olsunlar bazı televizyon kanalları bize ekranlarını açtılar. Orada bunları dile getirdik. Siyasi partilerle bir araya geldik. Onlarla görüşlerimizi paylaştık. Sayın Cumhurbaşkanı ziyaret ettik. Bu broşürde dile getirdiğimiz fikirlerin yazılı halini, elbette bu broşür şeklinde değildi, farklı bir dosya şeklinde kendilerine de takdim ettik. Muhalefet partilerini gezdik. Farklı farklı yönde talepleriniz var anayasayla ilgili ama bütün bunların konuşulabilmesi için önce siyaset kurumunun bir araya gelip anayasayı konuşması gerekir dedik. Yeni anayasayla ilgili olarak belki en çok koşturan hem siyasi partileri ziyaret anlamında, hem sivil toplumu ziyaret anlamında, hem basında bunu gündem etme anlamında belki en yoğun çabayı sarf eden bir parti oldu. Yeni bir anayasa eğer toplumsal bir mutabakat metni olacak ise bunun toplumun farklı kesimleri tarafından tartışılması gerekir. Fakat görünen o ki her parti veya her blok, birkaç parti bazen bir araya gelerek kendilerine göre anayasanın nasıl değişmesi gerektiği konusunda bir fikir ortaya koydular, bir çizgi ortaya koydular, bir metin ortaya koydular ama o metin henüz kamuoyuna da yansımış değil. Dolayısıyla biz şu anda ne muhalefetin ne de iktidar nasıl bir anayasa istediğini, anayasada nasıl bir değişiklik öngördüklerini tam olarak bilmiyoruz. Bu defa anayasa değiştirilirse, sivil bir anayasa yapılırsa ve bu anayasada İslami hassasiyete sahip insanların talepleri, beklentileri karşılanmazsa çok uzun yıllar yeni bir anayasayı biz unutalım. Çünkü bunu talep ettiğimizde muhtemeldir ki bize şöyle diyecekler. Yeni anayasa yapıldığında siz neredeydiniz? Ya da
Biz daha yeni anayasayı değiştirdik kardeşim. Bu anayasa dediğiniz şey yönetmelik değil ki biz 3 yılda bir, 5 yılda bir anayasayı değiştirelim diyecekler. Böyle bir şeyle karşılaşacağız. Bir de biraz önce söylediğim gibi yani memleketin pek çok meselesi var. Siyasetin gündemi çok sıcak ve çok hızlı değişiyor. Bazen siyasetin Ankara'daki gündemiyle sokaktaki gündem farklılaşabiliyorlar. Neticede ama aşağı yukarı memleketin gündeminde olan birkaç tane mesele var. Uzun süre konuşulan. Bazen arızı olarak bazı başka şeyler çıkabiliyor. Bununla ilgili ve bunları hal çareleriyle ilgili istedi ki buradaki kardeşlerimizin önerileri, görüşleri ve eleştirileri neyse onları biz dinleyelim. Siyasetin yapılan bir tarifi de şudur. Siyaset nas ile yani kesin kurallar ile belirlenmiş alanların dışındaki konularda milletin, ümmetin maslahatına göre işleri yürütmektir. Nedir bizim maslahatımız, nerededir? Onu birlikte müzakere edelim inşallah istiyoruz. Dedikken bizim ölçümüz İslam'dır. İslami hassasiyetimiz vardı. Buradaki bütün kardeşlerimizin ortak temel noktası olur. Her birimiz memleketin farklı köşesinden gelen, isimleri farklı farklı, farklı ailelere mensup, hatta farklı partilere oy veren insanlar olabiliriz. Ama hepimiz aynı kıbleye dönüyoruz. Hepimiz aynı Allah'a iman etmişiz. Hepimiz Ramazan ayında oruç tutuyoruz. Şimdi bizim inancımızın bizden istediği veya bizde olmasını istediği bazı özellikler var. Nedir o? Mesela bir tanesi müminlerden bahsederken ayet-i kerimede diyor ve emruhum şura beynem. Onların işleri aralarında istişare edilir. Yine idareci sıfatıyla bu dönem Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ve onun şahsında herhangi bir kurumu veya herhangi bir memleketi, herhangi bir beldeyi idare eden herkese bir emir var. وَشَوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ İşlerinde onlarla istişare edilir. Bu emirler gereği biz de buradaki kardeşlerimizle istişare edildik. Yani biz istişare elbette parti içerisinde bazen bütün kardeşlerimizle istişare ediyoruz. Ama biraz önce söylediğim gibi kardeşliğimizin ölçüsünü İslam koymuşsa biz o ölçüyü değiştirme hakkını, haddini kendimizde görmüyoruz. Bütün müminler bizim kardeşimizdir. Biz bütün kardeşlerimizle istişare etmeyi bir vazife olarak biliyoruz.